Evet arkadaşlar, şimdi de 3S serimizdeyiz. Ya Diamond serisinde hani biraz sıkıntılı maçlar geçeceğini düşünüyordum ama bu kadar kötü adamın geleceğini tahmin etmiyordum gerçekten. Yani çok çok fazla kötü adam var. Ve sanırım bu Diamond Ligi, hani ben diyordum ki şöyle hani bir en azından bir 5-6 maç ya da hadi en fazla 7 maç fire veririz falan diyordum ama bu maçlar gerçekten 10 maçın üzerine çıkabilir yani yenileceğimiz bazı maçlar. O kadar kötüler ki bir tane oynayan gelse bile hani rahat edebiliyorsunuz. Ama bu oynayanlar nedense hep karşılara gidiyor böyle. Çok ilginç bir şekilde. Bize gelmiyor. O yüzden artık yani attığımız maçlar biraz şansımıza, bize gelen adamlarla alakalı diyeyim. Hani normalde düzgün, herkes düzgün oynasa, bak karşı da düzgün oynasa, bizim takım da düzgün oynasa pek uzun sürmeyecek. Ama bizim takım çok aptal ve tuhaf gelince yapacak hiçbir şey kalmıyor. Bekliyoruz bakalım maç, inşallah bu yıl bulursa. Şöyle ben bekleteyim yine de en güzeli. Bulunca devam edeyim. Katılmıyor dediğine göre artık bulmuştur herhalde. Yine safe bir oyun oynamam lazım. Sıkıntılılar çünkü. Değebildi, şaşırttı beni. Böyle toplara genelde değmiyorlar aslında ama. Güzel pas çıkardı bu arada. Karşı rakip için diyeyim yani. Böyle dokunmam gerekiyordu o topa. Şu su da aldık adamdan. Neredeyse yiyorduk. Biraz daha safe oynayayım. Şuradan sağlam bir tane patlatırsam iyi olabilir. Aynı şunun gibi. Aslında şu an yapacağım en mantıklı şey birazcık izleyeyim bizim adamları, bakayım. Biri biraz sıkıntılıydı ama şu bir tanemiz birazcık hafif bir şeyler yapabilecek kapasitede bir oyuncu gibi duruyor. Şu an adamımın geriye döndüğünü gördüm. O yüzden rahat bir şekilde gidiyorum. Ona dokunmasaydı iyi olabilirdi ya. Şöyle bir blok atalım. Şimdi şu dönen top benim için önemli bir top. Çünkü adam buna bir şey yapamayacaktı. Orada ya direkt kesecekti ya da bu seken topu önümde çok güzel kalacaktı. O yüzden boost'a da gittiğini gördüğüm için direkt zıpladım. O zaten atlayamazdı orada. Ve kötü kaldı. Şöyle bir şunu da bir alalım, boostumuzu. Pozisyon benim avantajım aslında. Çıksam daha hayırlı olabilirdi. Oğlum ne yaptı bizim adam? Bizim adam orada bana vurdu yanlış, yani anlamadıysam, yoksa arabam niye öyle olsun? Dikkat edelim. Şimdi üçüncü adamları çıkacaktır bu topa. Biz de rahat kesebileceğimiz için. Kenara atalım. Dedim misler mi acaba? Bir tanesi bizim boostları topluyor biri. O da sıkıntılı bir durum. Patlamadı adam ya. Önünden geçtiğim halde patlamadı. Çok çok ilginç. Böyle milimetrik olarak belki geçmiştir ama patlamadı adam. Ama hala açılmayacağım. Yesinler orada birbirlerini. Çok iyi bir top gelirse bunun gibi şöyle bir zorlayıp şuradan dönerse top belki vurabilirim dedim. Güzel bir gol geldi.
şu adamın yaptığı kötü olmuş. O toplarda duvara vurmak genelde yani pas açmak oluyor. Kendi adamınıza da gidebilir, siz de gol yiyebilirsiniz ama yüksek ihtimal siz gol yersiniz. O yüzden düz vurmayıp duvara çıkan bir top vurmaya çalışın. Bizim adam alsın bu sunu. Çok kötüydü orada yaptığı şey. Topa da şuradayken atlayacaktım ama ne bir tur dokundu. Şimdi bir buz çıkmadı ama şu buzu alırsak şöyle keseceğim. Misli bir toptu. Buzu da mı istedim bu arada orada? Tehlikeli. Deme ihtimalimiz yüksek ve muhtemel ama bizim adam ilginç bir şekilde kesti. Şimdiden buzu da aldık. Adamların boost'u yok bildiğim kadarıyla şu an. Çünkü diğer taraftaki boost yeni çıktı. Onun öncesinde yoktu zaten, alınmıştı. Ötekini de ben aldım. O yüzden iki kişinin boost'u yoktu ve biri sanırım çıktı FF de vermiş olabilirler. Vermemişler WoW yazdığına göre. Şu an boş bir oyun geçecek böyle. Karşının devam etmesinin de bir anlamı yok. Birincisi süre kalmadı zaten hiçbir şekilde. İkincisi de yani yapacak hiçbir şey yok. Sadece zaman kaybı. Hemen direkt beklemeden ana menüye geçelim. Böyle maçımızı da atalım bakalım. Umalım bu maçta da iyi adamlar gelsin, sıkıntı çekmeyelim. Karşıda pireler var. Ve bir ödül de kazanmışlar arkadaşlar. Ve bir vuruş atalım. Çok kötü sekti. Düzgün sekseydi gol atabilirdik ona. Şöyle vuracağım. Biraz sıkıntılıydı ama ilk pozisyondan daha iyi olur dedim. Bizim adamımıza güvenerek. Sert bir vuruş atalım. İyi kesti. Kesmeseydi lap diye içeri girecekti o top. Şundan bir boost almam lazım. Boost'um yok. Bizimki çıktı. Biz çıkmamalıyız bu topa. Şöyle biraz sıkıştırıp atacağım bu topu. İstediğim gibi çıkmadı çünkü top. Güzel pas gitti bizim arkadaşımıza. Bakalım ne yapacak. Şöyle bir vuracağım. Biraz ters bir vuruş olsa da. Orayı karıştırdı bayağı. Vay arkadaş üstüne düştü. Oh.
Valla lap diye önüne oturdu bir de çocuğun ya. Ben şu topun şu kadar hızlı çıkacağını tahmin edemedim. Bir de şurada çok tuhaf vurmuş ya arabanın yanıyla. Bırakalım bizimki gitsin. Biz busta gidelim. Oo. Adam bir adamları AFK'ymış. Neden acaba? Onu bıraksan keşke. Adam bırakmıyor. Şöyle keseceğiz. Adam bekliyor çünkü o topu. Vallahi arkadan atlayayım mı dedim. Sonra riske girmeyeyim dedim. Düzelttim. Şöyle bir sert vuralım. Boost'umuz yok. Buradan şu boost'a gideceğim. Ya bak önümde top, bu çocuk niye atlıyor olabilir? Neden acaba? Böyle duracağım ben her ihtimale karşı. Yani bir de yani şunu düşünelim. Diamond'da bile olsan bir arkadaşın topu orada bekliyor. O topa niye atlamaya gerek duyuyorsun ki? Bak aynı şey. Yine aynı şey. Tam dokunacaktım. Bizimkini görünce hafiften falso verdirdim arabaya. Pas atabilirdim orada ya. Pas atamadım. Gerçi atsam da bizimkiler ne kadar vurdu o da tartışmaya açık. Hemen şu boost'u alayım ve şöyle geçeyim. Zerre kadar güvenmiyorum şu çocuğa. O kadar kötü bir pozisyonda duruyordu ki tutamayacak gibi gördüm hatta. Şu topu çok sağlam vurmam lazım. Bizim adam beni gerçekten şaşırttı. Hiç beklemediğim bir şeydi. İlginç. Sanırım biraz eğitimlerde çalışmış. Ya zorluyoruz elimizden geldiği kadar. Görüyorsunuz. Ama biraz da kendi adamlarımıza da bağlı 3S oyunu olduğu için. Aa! Bana vurdu adam, beni bozdu. Ya hadi canım ya. Adam bozduk ama bilmiyorum neler olacak. Çok şanslıydı ya çıkışı falan. Bir tık gelirse gol atma ihtimalimiz olurdu. Ve güzel pas çıkarttım. Bu çocuk yani oynuyor. Güzel bir oyunu var. Temiz oynuyor yani. Bir yerde ortalama bile oynasa yani fazla bir işe yaramasa bile sıkıntı çıkmazdı. Bu gol bizi bayağı bir rahatlattı. Allah Allah. Şöyle yapacağım. İhtimal. Aa, düştü. Çok fazla hızlı sekti. Neyse bu maç. İki maç iyi geçti. Kötü değildi. Yani biz de birazcık smurfladık az ama yapacak bir şey yoktu. Biraz sakin bir oyunla.
düzgün bir oyunla oyunu smurfladık. Yani liglerde şöyle bir saçmalık var. Bu adam mesela Diamond 2'de, Diamond 1'ler Diamond 2'lerden daha şey oynayabiliyor. O biraz sıkıntılı oluyor. Bu kendim oynadığım için demiyorum. Normalde de oluyor bazen öyle. Yani Diamond 2'ye çıkmışsın ama Diamond 2 oyununu tam sergileyemiyorsun. O iyi bir şey olmuyor. Deyip sonraki videolarda görüşmek üzere diyelim arkadaşlar. Şimdilik hoşçakalın.